Virginia'nın doğu kıyısındaki bu ağın içinde iklim değişikliğine güçlü bir yanıt var. Bilim adamları bu istiridyeleri bir deniz çayırı yatağına batırarak doğal olarak karbondioksite emen su altı bitkilerinin onları koruyup korumayacağını görmek istedi. Okyanuslar fosil yakıt kullanımı yüzünden daha sıcak ve daha asitli hale geliyor ve bu sadece istiridyelere değil etraflarındaki bereketli ekosistemlere de zarar veriyor. Atmosfere saldığımız karbondioksitin okyanusta kısmen çözülmesi ve zayıf bir asit oluşturması nedeniyle asitlenme meydana geliyor. Kabuk oluşturan herhangi bir canlının işi daha asitli bir okyanusta çok daha zor. Bu durumun deniz yaşamı ve dünya balıkçılığını ayakta tutan hassas besin zincirleri üzerinde yıkıcı bir etkisi var. Terepot denilen minik deniz salyangozları dünyanın tüm okyanuslarında mevcut ve somon balığı başta olmak üzere Birçok önemli balık için değerli bir besin kaynağı. Ancak asitli okyanus sularında salyangozların kabukları çözülüyor. Bilim adamları genellikle iklim değişikliğinin önemli bir unsuru olan okyanus asitlenmesini inceliyor. Virginia Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Emily Reese istiridyeler üzerinde deneyler yapıyor. So combination... Larvalar üzerinde en çarpıcı etkileri ısınma ve asitlenme kombinasyonu yapıyor. Bu nedenle kabuklarını düzgün bir şekilde oluşturamıyorlar. Aynı zamanda yemek de yemiyorlar. Deneyler Chesapeake Körfezi'nde su ürünleri yetiştiriciliğine destek olmayı amaçlıyor. Büyük Haliç kısmen şiddetli yağmurlar ve gübre akışının neden olduğu kıyı asitlenmesine maruz kalıyor. Michael Congrove'un ticari bir istiridye kuluçkahanesi var. Her şeyin gerçekten zorlaştığı dönemler, su kalitesinin düşük olduğu, filtreleme çözümlerimizle çözemediğimiz ve üretimimize gerçekten zarar verebilecek günler yaşadığımız zamanlar. Bu adımlar başarısız olursa Brandon Innes gibi istiridye çiftçileri risk altında. Innes toptan satış için kuluçkanelerden tohum satın alıyor. Onları bu tanklara koyuyorsunuz ve büyüyorlar değil mi? Evet, büyüyünceye kadar. Bir buçuk santimetre oluncaya kadar bu tanklara yeterince büyüdüklerinde de bu kafeslere koyabiliyoruz. İNS insan kaynaklı iklim değişikliğine şüpheyle bakıyor ancak son 10 yılda bir şeylerin değiştiğini de kabul ediyor. Aralık ayında yetişen istiridiyelerimiz var. Bu normal değil. Fazla büyümüyorlar ama havalar ısındıkça takvimin değiştiğini düşünüyorum. İklim değişikliği insan yapamaysa, umarım insanlar olumsuz etkileri olan şeyleri yapmayı bırakacak kadar akıllı davranır. Haziran ayının sonunda yaşanan rekor düzeydeki sıcak hava dalgasının yıkıcı etkileri oldu. Hakkari Enstitüsü'nden deniz ekoloğu Alisa Geman en az 1 milyar midyenin öldüğünü söylüyor. Bilim adamları buna alışın diyor. Etkileri kabuklu deniz hayvanlarının ötesine geçerek turizm için kritik öneme sahip deniz yaşamına kadar uzanacak. Güney Florida'dan başlayarak Meksika Yucatan'ın bazı bölümleri ve Karayiplerin çoğu ve Pasifik'in bazı bölümleri olmak üzere mercanların sağlığının açıkça azaldığı yerlerde bulundum. Peki ne yapılabilir? Deniz çayırı alanımıza geri dönelim. Promote... Deniz otlarının büyümesini teşvik edebilirseniz gerçekten yararlı olabilirler. Örneğin çevrelerinde büyüyen mercanlara yararlı olduklarını biliyoruz. Gerçek çözümse dünya genelinde emisyonları azaltmak. Küresel liderler için çok büyük bir sorun ama bu Todd Janiski'yi küçük adımlar atmaktan alıkoymuyor. Janiski, Virginia Commonwealth Üniversitesi ile birlikte istiridya habitatının kendi kabuklarını geri dönüştürerek eski haline getirmeyi hedef alan çok taraflı bir çaba içinde. Bu istiridye larvaları o kabuğun üzerinde büyüyor ve onları restorasyon projelerine koyuyoruz. Suyun berraklığında iyileşme görüyoruz. Yakında su bitkileri görüyoruz. İstiridyeler için bu habitatı yaratarak diğer hayvanlar için de yaşam alanı elde ettik. Ceniski süreci Avrupa, Avustralya ve Asya'dan uzmanlara gösterdi. Ceniski iklim değişikliğine karşı küresel mücadelede istiridyelerin değerini anlamaya başladıklarını söylüyor. Tüm bunlardan sonra istiridyenin değeri daha da artabilir. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington.